Düzce depreminin 23. yılında ölen şehitlerimize, ölen depremzedelerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Düzce'de yükselen binalar vesilesiyle birçok bina yapılıyor. Çok hızlı bir inşaat alanı ve fay üzerinde duruyoruz. Düzce depremi bundan önce yaşandı, bundan sonra da yaşanacak birçok depremler var. Binaların sağlam olmadığı yönündeki bilgilerimizi burada göstermek istedim. Bir daha can kayıpları olmasın. Bir daha 12 Kasım'da bundan sonraki depremleri yaşamamak adına binalarımızın sağlam olması ve bundan sonraki yaşanacak olası bir facianın önüne geçmek için denetimlerin sık olmasından yanayız. İnşaatlarımızın düzgün olmasından yanayız. İnşaatlarımızın güçlü olmasından yanayız. Bugün tek katlı evlerimiz bile güçsüz olduğunda yıkılabiliyor. Bugün depremde ölen bir dünya küçük çocuk, annesiz babasız şu an günümüzde. O yüzden çocuklarımız annesiz babasız kalmasın açısından depremde yaşanabilecek her türlü en küçük arçı depreme bile bina yıkılmasını istiyoruz. Ve binalarımızın bundan sonra çok güçlü olmasını istiyoruz. Buna yapı denetimleri de dahil olmak şartıyla herkesin bir an önce bu denetimlerini inşaat sektöründe değerlendirmesi gerektiğini inanıyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak bunun takipçisi olacağız. Evet arkadaşlar, bir deney yapacağız şu an. Türkiye Değişim Partisi olarak yapılanın her zaman arkasından takibini yapacağımızın garantisini veriyoruz. Bu iki katlı evimiz, bu tek katlı evimiz. Ben de genel başkanım gibi bu durumda böyle yaşanmaması açısından ölümler olmasın istiyoruz ve binalarımızın güçlü olmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.